Efendim hayırlı akşamlar. Seçim 2024 programına hoş geldiniz. TV42 ekranlarında yine bir Seçim 2024 programıyla karşınızdayız. Malum seçimler yaklaşıyor, zaman daralıyor, dilim daralıyor. Biz de belediye başkan adaylarını stüdyomuzda ağırlıyoruz, kendilerini tanıyoruz, projelerinden bahsettiriyoruz. Seçmenimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün de bu akşam da yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Harun Erkan Bey bizlerle birlikte. Kendisiyle seçime dair ne varsa konuşacağız. Şeffaf bir şekilde aktaracağız. Ekranlara taşıyacağız inşallah diyelim. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sefa gördük. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Bizleri evlerine konuk eden tüm halkımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Geleceklerinin bugünlerden daha güzel olması temennisiyle Bismillah diyelim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Sağlığınız, sıhhatiniz inşallah. Elhamdülillah. Iyidir. Sağlık, sıhhat çok güzel. İnşallah belediye seçimlerini kazandığımız zaman kendi güzelliklerimizle beraber, aklımızla beraber, Seydişehir halkına hizmetlerimizle beraber çok daha güzel günlere kavuşacağımıza Rabbimin izniyle eminim. Eyvallah. Biz de muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah. Çıktığınız bu yolda başarılarınız daim olsun inşallah diyelim. Tabii biz her zaman olduğu gibi ekrana çıkartıyoruz belediye başkan adaylarımızı. Tabii ki bizler tanıyoruz. Tabii halkımız, seçmenimiz bugün için özellikle Seydişehir seçmeni Harun Erkan'ı bir tanımasını isteriz. Kendi ağzından Harun Erkan kimdir? Neler yapar? Buyurun sizden dinleyelim. Harun Erkan 1965 Seydişehir doğumlu. 5 kardeşin en küçüklerindendir. 1982 İlkokul, ortaokul ve liseyi Seydişehir'de bitirdim. 1982 Seydişehir Lisesi mezunuyum. Eyvallah. 82'den sonra tabii bizim hedefimiz asker olmaktı ama Rabbim nasip etmedi. Sonuçta biz ticarete atıldık. Babam rahmetlinin teşvikleriyle bu ticari hayatta öncesi şantiye hayatıyla başladı daha öncesi. Ama sonrası askerlikten sonra biz oraya milat 88 diyoruz. 88'den sonra daha öncesi var 84 ile beraber ticarete atıldık ve elhamdülillah önce Allah'ın izniyle sonra eşimizin dostumuzun tercihleriyle Seydişehir'de bayağı bir yerdeyiz şu anda ticari manada. Eyvallah. 37 yıllık gibi bir tecrübemiz, piyasa tecrübemiz, insanlar üzerindeki anlama tecrübemiz, piyasayı sezebilme, süzebilme ve ileriye bakabilme tecrübemiz var diye düşünüyoruz. Ticaret tezgah çok farklı bir olay. Ben de o tezgahtan geçtiğim için çok iyi biliyorum ki 37 sene dile kolay. Evet. Yani az bir yıl değil. Evet. Eyvallah başkanım, teşekkür ediyoruz. Tabii Seydişehir Güzide ilçelerimizden bir tanesi. Harun Erkan Seydişehir Belediye Başkanlığı'na niçin talip oldu? Neden talip oldu? Kendi doğduğu, büyüdüğü topraklar tabii ki. Evet. Öncelikle o. Biz Seydişehir'de doğduk, büyüdük ve Rabbim nasip ederse Seydişehir'de kalacağız mutlaka. İnşallah. Genel merkezimiz, il teşkilatımız ve ilçedeki bizim teşkilattaki kardeşlerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Bu görevi bize verdiler, tevdi ettiler. Biz de bu görevi Allah'ın izniyle sonuna kadar yürüteceğiz. Çok güzel çalışmalar yaptık. Niye başkan olduk? Ya Seydişehir şimdi milli görüş belediyeciliğinin yaşaması lazım. Seydişehir efsanevi dediğimiz 94 yılındaki ruhun Seydişehir'de 2024'te bir model belediyecilik şekline bürünüp Türkiye'ye de örnek olmalı. Biz milli görüşteki liyakatları, ehliyetleri milli görüşün israfsız ve kesinlikle de kaynakları çok planlı bir şekilde harcayacağından dolayı topluma da bu hizmetleri iyi sunacağından dolayı Milli Görüş'ten, Saadet Partisi'nden aday olduk ve Seydişehir'e hizmet edeceğiz inşallah. Eyvallah. Yani aslında şimdiye kadar Seydişehir bir Milli Görüş belediyeciliği daha tatmadı herhalde. Tatmadı. Değil mi? Tatmadı. Tatmadı. Yani biz onu 94'lerde o dönemlerde Konya'da yaşadık, merkezde, ilçelerde. Tabii Allah muvaffakiyetler nasip etsin. Olursa, nasip olursa 1 Nisan sabahından itibaren o İnşallah. Lezzeti de almış olacaklar. İnşallah. Bir de şöyle Mustafa Bey, yani biz makamları seven insanlar değiliz. Eyvallah. Biz koltukları eskitmek adına değil, biz başladığımızın akabinde
ayakkabılarımızı ve bedenimizi milletin hizmetine sunmak adına ayakkabılarımızı eskideceğiz, bedenimizi, zihnimizi milletin hizmetine sunmak adına çıkıyoruz. İnanın, bütün samimiyetle söylüyorum, bizim seçim çalışmalarımızdaki ve bizi bilen insanlar da bunu bilir. Seçimsiz bir belediye başkanlığı koltuğuna otursalar, yönümü dönüp bakacağım bir makam değildir. Yani biz makam sevdalısı insanlar değiliz. Biz hizmete layık olan, layık olmaya çalışan ve hizmeti de topluma sunmaya çalışacak olan en iyi beyinlerden, ehliyetli, liyakatlı kişilerden ve ekibimizle beraber kişiyiz. Yani bize seçimsiz gelin şu koltuğa oturun dedikleri zaman, bütün samimiyetimle söylüyorum, ben bu meclislerde yemin etmeyi çok doğru bulmuyorum. Eyvallah. Yönümü dönüp bakmam yani. Böyle bir düşüncem var. Ki zaten hani ticari yaşantınızın yanında tabii ki yıllardır siyasetin de içerisindesiniz. Evet. Teşkilatın da içerisindesiniz. Bu da zaten bir ön plana avantaj olarak çıkıyor şu anda. Tabii başkanım, proje çok. Ben tabii ki konuğumuzu daha öncesinde biz tanıma bağlı tabii ki biraz şey yaparız. Verdiğiniz röportaj çok dikkatimi çekti. Çok projeniz var. Dilerseniz projelerden bahsedelim. Seydişehir için neler yapacaksınız? O listede madde madde muhakkak projeler yazılı. O maddeler, o projeler neler? Seydişehir halkımıza, Konya halkımıza, Saadet çatısı altında tabii belediyecilik, Harun Erkan neler yapacak, projeleri neler? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Proje çok. Her insanın ağzında da proje kelimesi evet, maalesef çok. Ama bir, projeyi sunan insanların güvenilirliği ve yapılabilirliği de çok önemlidir. Bu noktada öncelikle Seydişehir'imizin en önemli sorunlardan bir tanesi, burada Seydişehir halkına da mesajımı vermek istiyorum, su sorunu. Bizim şehir merkezlerimizde maalesef su kaynaklarımızın çok olmasına rağmen, temiz su kaynaklarının ve çok tatlı su olmasına rağmen Seydişehir'imiz ellerine bidon alarak birçok yerlerden, tatlı su yerlerinden, merkezi yerlerden bahsediyorum. 40 ailenin oturduğu sitelerden bahsediyoruz. Hı hı. Böyle sitelerden su sorunu var. Biz bunu halledeceğiz inşallah. Bu net. İki, birçok bölgemizde kanalizasyon sorunları var. Maalesef altyapı sorunları var, kanalizasyon sorunları var. Bu kanalizasyon çözülmeyecek şeyler değil, belediyenin asri görevi bunlar. Ama birçok kesimde, birçok mahallelerimizde bunlara maalesef daha henüz el atılabilmiş değil. Yani biz şöyle düşünüyoruz, daha ziyade görselliğe çok önem verilmek istenildiğinden dolayı bu altyapılar biraz ihmale geldi diye düşünüyoruz. Evet. Yani Seydişehir biz belediyecilikte de 5 yılı düşünerek planlar yapmayacağız. Biz 50 yılı düşünmek zorundayız. Gelecek 50 yılı düşünerek planlar yapmak zorundayız ve biz bu insanlara, gelecek neslimize de bugünkü gibi trafiği sıkı olan veya birçok problemleri olan bir şehir bırakmak istemiyoruz. Yani sonuç 5 yılı değil 50 yılı planlayan bir belediyecilik anlayışıyla geliyoruz. Evet. Planlarımızın birçok, projelerimizin birçok şekli var. Diyoruz ki sokak hayvanları sorunu. Şehrin asli ve öncelikli sorunu bu. Niye? Ya biz onlar da bir candır. Cenab-ı Allah'ın yarattığı yaratıktır. Onların da sevilmesi lazım. Onların da kullanması lazım. Ama işte okula giden evlatlarımızın, camiye giden amcalarımızın, pazara giden, çarşıya çıkan teyzelerimizin, kardeşlerimizin can güvenliğini de korumak iradenin, idarenin elinde. Bunu yapmakla mükelleftir. Bu bir lütuf falan değildir. Eyvallah. Yapılası bir şey zaten. Yapılması gereken şeydir. Yani işte hayvan barınakları yapılıyor. Ama hayvan barınaklarının hali içler acısı. Ehil insanlar oralara maalesef verilmiyor. Veya masrafları düşünülerek oraya bir veteriner dahi verilmiyor. Yani sonuçta profesyonel bir ekiple sokaklarımızda sürü halinde gezen hayvanları mutlaka profesyonel ekibin toplaması
ve hayvan popülasyonu dediğimiz kısırlaştırma sürecine girilmesi ve daha yeni barınakların açılıp toplumun can güvenliğinin, insanın can güvenliğinin daha önemli olduğunun mutlak ve mutlak bilincinde olmamız lazım. Toplumda bu bilinçte olması lazım. Evet. Hatta burada bazen çevrecilere dargınlığımı, sitemimi belli ediyorum. Yani bunlar candır. Eyvallah. Biz bu canların telef olmasını istemiyoruz ama bu canların bir insan canına mal olduğu zamanda da işte bu hayvan seven ekipleri, biz onları hiç göremiyoruz bu meydanda. Evet. Diyoruz ki biz hayvanı profesyonel ekiplerle kontrol altına alacağız ve insanlarımızın can güvenliğini temin edeceğiz. Şey bu inşallah. Yani şu anda zaten Türkiye'nin genelde böyle bir problemi var. İşte köpek sorunu. Türkiye mesela genelinde var bu problem. Yani biz haber bültenlerinde de seyircilerimizden, izleyicilerimizden gelen mesajlar mahalle mahalle, sokak sokak hep şikayetler geliyor. Bu tabii ki doğal olarak Seydişehir'de de var. Bu çözülemeyecek bir konu değil aslında. Kesinlikle yani dediğiniz gibi liyakatlı insanlarla birlikte yola çıkıldığı zaman da bunun yapılabileceğine inancımız var. Tabii. Projelerden bir tanesi. Bazı bütçelerden kaçılmaz. İnsan hayatını ve hayvanat hayatını, nebatat hayatını düşünülen projelerde masraflardan kaçılmaz. Eyvallah. İnce hesaplar yapılmaz, eyvallah, yapılmamalıdır. Eyvallah başkanım. Ben isterseniz devam edeyim. Benim gördüğüm güzel bir şey vardı başkanım. Şura Meclisi. Evet. Yani ismi de güzel, proje olarak da güzel bir şey aslında. Bu paylaşımcılığın sonucu bir proje gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Neler söyleyeceksiniz? Evet, biz buna katılımcı belediyecilik diyoruz. Yani bugünlere kadar gelmiş Seydişehir belediyelerini, gençliğimizden, aklımızın erdiğinden bu zamanlara kadar gelmiş bütün Seydişehir belediye başkanlarını, yaptıkları her işten dolayı, güzel işlerden dolayı, gayretlerinden dolayı tebrik ederek biz buna giriyoruz ama teşekkür ediyoruz kendilerine, ama bazen öyle kararlar alınıyor ki biz yaptık olduk kararlar alınıyor. Yani toplumla istişareden uzak veya toplumun geleceğini bağlayan projelerden, yaptıkları her türlü girişimlerden bir haber olarak kendileri biz yaptık, biz yapıyorsak doğru yapıyoruz manasıyla Seydişehir'i ihtiraslara kurban etti. Bütün geçmişteki siyasilerimizde de, belediye idarecilerimizde de bu anlayış vardı maalesef. Yani bu koltuğun nedense öyle bir hikmeti var ki insan oturduğu zaman diyoruz, bunu öz eleştiri olarak sunmak lazım, eyvallah, toplumumuza ve eyvallah kendimize. Ya biz ne olduk diyorlar. Yani biz her şeyi biliriz demeye geliyorlar. Hayır kardeşim, sen belediye başkanısın ve her şeyden her şeyi bilmek zorunda değilsin. Senin kendi bildiklerin vardır. Bildiklerini bile istişare etmek zorundasın. Biz Şura Meclisi derken, katılımcılık derken bunu kastediyoruz. Ve biz halkımızı belediyeye değil, belediyedeki birimleri ve oluşturulacak olan ekipleri periyodik zamanlar içerisinde halkımızın ayağına, köylerimizin, ben mahalle demekten biraz imtina ediyorum. Çünkü biz hala köy demeyi seviyoruz. Eyvallah. Köylülerimizin biraz daha sıcak bir tabir. Tabii. Evet. Köylülerimizin ayağına yollayıp bütün sorunları Seydişehir Belediyesi'ndeki havuzda toplayıp en öncelikli sorunlarla, ivedilikle ve bu insanlara da bunları sunacağız. Yani öncelikli hesapları, konularımız budur. Kaynağımız budur. Şeffaf bir yönetimden bahsediyorum. Yani ben şimdi seçim beyanımı başlangıcından başlamış olsam, okuyarak gitmiş olsam bizi daha iyi anlamış olacaklar ama eyvallah, tabii, samimi eyvallah konuşmalardan bahsedir. Konuşarak gitmeyi daha çok yeğlediğim için biz toplumu önceliyoruz ve toplumun bütün kesimiyle kucaklaşacağız ve bilir kişilerle yapılacak her türlü işleri istişare edeceğiz. Şura Meclisi kastımız budur. Eyvallah. Yani çok özür dilerim. Eğer yanlış anladıysam izleyicilerim de beni affetsin. Köydeki vatandaşımızdan tutun da idari ekipteki vatandaşa kadar, idari amire kadar bir meclis oluşturulacak. Orada herkes düşüncesini söyleyecek. Ortak akıl dediğimiz istişare babında bir yönetim ortaya çıkacak. Bu kadar net. Eyvallah. Eyvallah. Zaten bu da
katılımcı ve şeffaf bir belediyeciliği ön plana çıkarıyor. Elbette. Evet başkan. Mesela bir de bizde bir termal suyumuz var. Çok kıymetlidir. Evet. Biz bunun ihalesine girdiğimiz için turizm ve termal başlığı adı altında bunu bahsetmek lazım. Yine ben buradan tekrar ediyorum. Hiçbir belediye başkanının yaptıklarının karşısında değiliz. Net bir muhalefet olarak değil. Ama yapılanların içindeki yanlışlıkları elbette konuşmak ve tartışmak zorundayız. Ve bizim bu yanlışlıklara düşmememiz lazım. Evet. Yani biz birebir bunu birçok yerde de konuştuk. Bir termalimiz var. Çok özel bir suyumuz var. Bu suyun içerisinde hakikaten çok özel mineraller var. Bu MTA'nın raporlarında da mevcuttur. Belediyemizin şu an termalindeki raporlarında da bunlar mevcuttur. İsteyen bu bilgilere mutlaka ulaşır. Yani bizim belediyemiz Seydişehir Termal diye bir yer açtı. Çok özel, çok güzel. 10 numara bir yer. Yani 5 yıldız bir havuz. Ama termal değil. Termal geleceğin 100 yılının turizmidir. Termal belli yaşlardan sonra insanların kendi arayışlarıyla bulduğu sıcak sulardır, gidecektir. Orada bizim sıradan annelerimiz, babalarımız kendileri bir hafta kalır ama spa merkezi dediğimiz doktor gözetiminde ve doktor kontrolünde günleri kendileri tespit eden velhasılı yani spa dediğimiz merkezde de kalacak yer olan 12 milyon 500 bin lira gibi bir rakamla burası kendilerinin bizatihi fiyatını söylüyorum. O günün 10 lirası bugünün 100 lirası. Evet. Hatta daha fazlası Mustafa Bey, takdir edersiniz. Dinleyenlerimiz de bunu aynen idrak aynen ederler. 12 milyon 500 bin lira. Ben yetkiliye dedim ki başkanıma. Bu maliyet herhalde. Bu maliyet. Maliyetten bahsediyorsunuz. Başkanım evet, siz çok süper bir havuz yapmışsınız ama termal yapmamışsınız. İnanın ben bugün 125 milyon liradan bahsediyoruz. Ben bu paraya 5 yıldız otel yaparım. Ve hem içeride hem dışarıda turizmi açarım, tanıtımını yaparım. Bugün çok fazla gelen var ama sadece havuz niteliğinde şu anda etraflarında kişilerimiz, ailelerimiz ne yapıyorlar? Buna imkanı olan aileler evet, karavanlarla oradan elektrik temin ederek termalden istifade etmeye kalkıyor. Ve cevap şu, doğru ya biz orayı atladık. Niye atlanıyor biliyor musunuz? Biz yaptık oldu. Hı. Anlayışından dolayı atlanıyor. Yani bu böyle yapılır başka yapılmaz. Bu böyle yapılır başka yapılmaz değil. Bu yapılabilir. Bu yapılabilirliği bilmediklerinden dolayı, piyasanın eyvah içerisine gelmediklerinden dolayı, paraya yön veremediklerinden dolayı, bilen insanların aklına tecrübesine belki gerek yok diyerek düşündüklerinden dolayı. Ama bu paralar bu toplumun parası. En iyi şekilde, en güzel şekilde değerlendirilmesi lazım. Evet. Para kazanılırken değil, para harcanırken çok daha önem arz eder. Aynen öyle. Bir de o zaten termal olduğun zaman hem bir süreklilik arz edecek, bir alışkanlık olacak. 200 yıllık rezervden bahsediyoruz. Yani bir de şey var Barışkanım, hani bilirsiniz ticaretin içerisinde olduğunuz için ilk memnuniyet çok önemli. Evet. Yani biz büyüklerimizden duyarsın nereye gideceksin? İşte Ankara'da bilmem nereye, Kütahya'da şu kaplıcaya gibi ilk memnuniyet çok önemli. Onu sağlayabilmek lazım. Evet, evet. Bir de şöyle bir önemsediğim bir projemiz var. Arzu ederseniz onu da söyleyeyim. Tabii ki, tabii ki buyurun. Bugün yani ekran bizim, sizin başkan. Bizim projeden daha ziyade şu olmalı diye düşünüyorum. İlkokul, ortaokul gençlerimizin ve lise gençlerimizin aslında okullarının bir kampüs şeklinde bürünmesi lazım gelir. Çünkü dışarıdaki biliyorsunuz uyuşturucu yaşı 10 yaşın altına doğru gidiyor. Maalesef. Ve evet, müthiş bir uyuşturuculuğa müptela olan gençlerimiz var. Bunlar geleceklerimiz, bunları düşünmemiz lazım. Bunları devlet düşünürken devletin içinde devlet olan belediye de, belediye idaresi de düşünmek zorunda efendim. Biz kampüs şeklinde diyoruz okullarımızı alalım
o gençlerimiz enerjilerini futbol olarak, voleybol olarak, basketbol olarak veya diğer spor dalları imkanlara göre o kampüsün içerisinde küçük veya büyük, büyük devasalardan bahsetmiyoruz, oluşması lazım. Ve hatta kantinin biraz daha ötesi, okul bütçesine, öğrenci bütçesine uygun milli eğitimin, ilçe milli eğitimin ve belediye destekli çocuklarımızın cep harçlıklarına çok fazla dokunulmadan onların orada yiyip içebileceği kantinin ötesi, bir tık daha üstü konumlar oluşturulmalı, ihtiyaçlar giderilmeli ve çocuklarımız hem eğitimini, öğretimini hem bütün enerjisini orada atıp dışarıdaki zehir tacirlerinin ellerine düşmemeli. Eyvallah. Bunu özellikle söyleyerek şunu da söylemek istiyorum. Tabii biz ülkemizde, şehrimizdeki gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak projeler sunacağız. Yani derinden hissedilen bir genç işsizlik sorunu var. Bunu yerel bazda çözmemiz lazım. Bunların altı dolacak. Dolayısıyla nedir? Meslek liselerimiz ile belediye iştiraklerimiz ile ortak projeler yürütülmeli ve bu genç işsizlere de iş imkanı, istihdam alanları oluşturulabilmelidir. Sonuçta kulu doğa sporlarına da gençleri bağlayan ve bütün toplumu bağlayan bizim çok özel bir mesire alanımız var. Seydişehir stratejik olarak, jeopolitik olarak Seyit Harun Veli Hazretleri'nin kurduğu çok özel bir yer. Güney'i bağlayan, Güney'i İç Anadolu'ya Allah bağlayan çok özel bir noktadır, stratejik noktadır. Bunu Seydişehir iradesi, idaresi, iradesini düzeltelim, idaresi ve Seydişehir halkının birçoğu bu gerçeği göz ardı etti. Belki birçoğu farkında bile olmadı. Dolayısıyla bizim Kuğulu Tabiat Parkı'ndan Koca Koru Orman Tabiat Parkı'na kadar olan bölgede biz doğa sporlarının yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Yani biz oralarda çadır ve karavan kamp alanlarını oluşturarak, hı hı, hem dışarıdan memleketimize turist, iç turist, dış turist çekerken ekonomimizi güçlendireceğiz. Artık katma değer kazandıracağız. Ve burada dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, atıcılık, oltacılık, yani bisiklet sporlarına, yürüyüş yollarına kadar her türlü inceliği düşünmüş durumdayız. Evet. Ve bunu yapabilecek de becerideyiz ve kaynaklarımızı da bu yönde Allah'ın izniyle israfın önünü keserek sağlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Aslında altı çizilesi olan kısım öz kaynaklar zaten. Öz kaynak. Aynen, öz kaynaklar. Yani aslında bütün belediyelerin, rahmetli Erbakan hocamı burada rahmetle yad edelim. Dün de ölümünün 13. yıl dönümü. Evet, maalesef. Biz şehrimizde çok güzel bir katılımla, Allah razı olsun gelen kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, abilerimizden rahmetli Erbakan hocayı kendine münhasıl, kendine layık bir şekilde rahmetle andık. Erbakan hocamın çok özel söylemleri aslında bir şeydir, vecizdir. Yani bu ilerleyen zamanlarda belki atasözüne doğru dönecektir. Biz görmeyeceğiz bunları. Belediyelerimizin kendi öz kaynakları yeterlidir diyor. Yeter ki bu iş israfın önü kapansın ve belediyeciliği işin ehli olan, ehliyetli ve liyakatlı insanlara verilsin. Ötesindeki kaynaklar, aynen, zaten kendisi de yaşarken 96 ve 97 yılında bunu fiili olarak, hükümet olarak, başbakan olarak da gösterdi bu topluma. Biz onu yaşadık. Yaşadık. 96'da ben üniversite öğrencisiyken bizim burslarımızın bir anda 3 katına çıktığını ben biliyorum yani. Yani kaldı ki siz bursu olabilirsi bir şey diye. Tabii kaldı ki siz bursu biliyorsunuz. Emeklisi, köylüsü, tabii, çiftçisi, tabii, kamyoncusu, memuruna çalışanı, amiri, memuru, güvenlik güçleri düşünemedikleri zamları aldılar, havuz sistemini oluşturdu. Evet. Bunlar yapılabilir. Bunlar sadece şura ve şurayla bağlantılı, vicdan ve kafa ile bağlantılı anlayıştır. Yani müsaade ederseniz o vicdanla beyin arasında bir direkt düz kontak olması lazım. Farklı yollara saptı mı iş değişiyor başlıyor. Aynen öyle. Böyle oluyor herhalde. Yani. Aynen öyle efendim. Allah şaşırtmasın, ne diyelim. Amin.
Burada benim özellikle şunu söylememe müsaade ederseniz. Tabii ki, buyurun. Şimdi Seydi şehrimizde kamu yararına yapılabilecek bir GES enerji elektrik üretiminden bahsediyoruz. Güneş enerji santrali. Güneş enerji santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri yapılabilirliğinden bahsediyoruz. Niye? Seydişehir Belediyesi bir de içerisinde Sebeltaş AŞ diye beton elemanlarının ve beton dökümü sağlayan büyük bir şirketin ortaklığı var. Belediyenin oraya %51'i yani var. Belediyeye ait olan bir AŞ. Yani sonuçta Seydişehir Belediyesi ve bu bir de bizim agrega tesisimiz var. Müthiş enerji yiyor. Seydişehir'in belediye ve belediye bünyesindeki bütün elektrik masraflarını karşılayacak GES'e ihtiyacı var. Hı hı. Kendi elektriğini kendi üretebilmelidir. İşte bazı sorularla karşılaşıyoruz. Ya işte bir firma var, bütün arazileri kapladı, kendisinin dışında kurulmuyor. Hayır. Kamu yararına denildiği zaman akan sular durur. Biz GES'i yaparız, rüzgar güllerini yaparız, elektrik enerjimizi üretiriz ve belediyenin ve belediye çalışan tesislerinin tamamında termal dahil ve gelişecek olan termal etrafındaki bütün yatırımlar dahil elektriğimizi kendimiz ürettiğimiz gibi fazlalığının da geliri düşük, ihtiyaçlı, hakikaten bugün emeklilerin durumu da artık geliri düşük sınıfına girdi. Ailelere verilebilir. Bunlar hayal değil, bunlar afaki şeyler değil. Bunlar olmalıdır, olacaktır Allah'ın izniyle. Sebeltaş gibi bir kuruluş, çok büyük paralara hakim olan ve çok büyük ticaretler, cirolar yapan bir kuruluştur. Biz Konya Çimento ve Sebeltaş'a ait hazır beton tesislerimiz var. Biz Konya Çimento'dan rakamı aldık ama Sebeltaş daha da fazla döktüğü için resmi rakam 2023 yılında 100 bin metreküp beton döküldü. Bugün Seydişehir Belediyesi'nin döktüğü beton fiyatı C25 sınıfından bahsediyorum. 2280 lira. Yani 2000 lira düşük orta yüksek fiyat dengelerini düşündüğümüz zaman, ortalama 2000 lira dediğimiz zaman 100 bin metreküpün 200 milyon lira bir cirodan bahsediyoruz. Kaldı ki böyle bir cironun az bir rakamda değil. Böyle bir cironun %40 kazancının altının, yani böyle bir şirketin, böyle bir işin %40 altında kazanç, Seydişehir için konuşuyorum bunu. Diğer rekabet olan bölgelerde bu kadar rakamlar olmayabilir. Ama ben Seydişehir için konuşuyorum. İşin içinde olduğumdan dolayı konuşuyorum. %40 kazancı olduğu zaman Seydişehir'deki 2023 Sebeltaş 80 milyon kar olduğunu söylüyoruz. Yani bu paraların harekete geçeceğini söylüyoruz. Kaynak bu. Kaynak bu, evet. Bir tanesi. Yani size alın size bir tanesi. Yani, evet. Kaldı ki Sebeltaş beton elemanları aşiyedir. Önceden parkemiz, büzümüz hepsi yapılabilecek, yapılabilirliği var iken şimdi sadece Sebeltaş beton döküyor. Ve bizim Gölyüzü dağlarımızdan da agregasını çıkarıyor. Taşını, kumunu, malzemesini çıkarıyor. Kendisi üretiyor. Kaba tabirle ham madde diyelim. Tabii ham madde. Evet. Ham madde. Yani biz parkemizi, bordürümüzü ve hatta Mustafa Bey, insanlara çok enteresan geliyor. Biz prefabrik yapı elemanlarını Allah'ın izniyle Seydişehir'e yapacağız. Ve biz prefabrik yapı elemanları ve beton elemanları ile Seydişehir'e en az 100 kişilik istihdam sağlayacağız. O çok önemli. Sadece bu alanda. Diğer istihdam alanlarını söylemiyoruz. Çünkü insanlara insanlar bazı laflardan çok çekinir. Yani der ki afaki laflardan kendini uzaklaştırır. Bazı şeyler yapılabilesi şeyler bile bazı boş vaat gibi geliyor. Evet. Insanlara. O ama bunlar ama görülür toplumumuzun yani. Evet. Biz 1,5 ay oldu çıkalı. Gezdiğimiz her yerde kabul gören ve kabullenen kabul ettikleri, yapılabilirliğini düşündükleri için bize teveccüh gösterdikleri büyük bir geniş toplumumuz. Yani aslında Seydişehir halkı da size teveccüh gösteriyor, bu konuda hak veriyor yani. Evet. Evet. Ve hatta bir şey daha söyleyeyim. Bakın bizim bir Karaviran mahallemiz var, köyümüz, kasabamız daha doğrusu.
Burası lokomotif bir kasaba. Çünkü büyükbaş hayvancılığı ve süt inekçiliğinin lokomotifidir. Ve bizim birçok köylerimiz hayvancılığa, tarım ve hayvancılığa müsaitken şu anda hayvancılık yapan birçok insanımız hayvanlarını kestirip hayvancılıktan uzaklaşma, asgari iş, asgari ücretli çalışabilecek bir iş aramakta. Bu şekilde acınacak halimiz var. Et ve süt entegrelerini kurmak zorundayız. Yani bir belediye ve özel ortaklıkla et ve süt entegrelerini kurmak zorundayız. Çünkü sütümüzün ve etimizin bütün değerlendirilmesini, süt ürünlerinin yapılmasını kendimiz yapmalıyız. Biz bunu yaparken ailelere de ve geleceklerine de belli işleri başlatıp onları geliştirmek zorundayız. Yani sırf devletin kapısına insanların bakmaması lazım. Evet. Kendi işleriyle yürüyüp ve hem evlat sevgisinden hem torun sevgisinden geri kalmamalılar. Çünkü bizim çocuklarımızın, Seydişehir'imizin nüfusunun artmamasının en büyük sebeplerinden biri iş yok. Herkes dış bölgelere gidiyor. Dolayısıyla çalıştıkları kesimler belli. Çalıştıkları maaş belli. Halk tabiriyle acın yatan, gücün kalkan insanlar durumuna düşürüyoruz ve çok geriliyoruz. Biz buna hamle yapmak zorundayız. Bu bizim en büyük hamlelerimizden bir tanesi olacak. Ve mantar gibi inşallah çoğalacak bunlar. İnşallah. Evet hocam. Evet, diğer projelerden de bahsedebilirsiniz. Vaktimiz var. Katı atık depolama tesisi gibi, değil mi? Ben herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle bir projeniz de var. Evet, bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de dökülen çöp alanlarının çok büyük tehlikeler ve çöp yangınlarının oluşması. Bu civardaki mahallelerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi budur. Dolayısıyla biz dedik ki katı atık depolama tesisi inşa edilerek çevresel, kimyasal ve sanayi atıkların zararsız hale getirilmesi. Çöp gazından enerji üreteceğiz ve bu elektrik enerjisini de hem tesislerimizde bir elektrik enerjisi daha meydana çıkıyor. Hem tesislerimizde hem de verilebilecek ailelerde değerlendirilecektir. Evet. Yani bunlar çok önemli şeyler çünkü çöp, siz bilmiyorsunuz ama bizler biliyoruz. Çöp dökülen yerler çok afaki tehlikeler saçıyor. Bunların bir an evvel önüne geçilmesi lazım. Bugüne kadar geç kalınmış en büyük şeylerden, eksikliklerden bir tanesidir. Bu maalesef yerel idarenin en büyük sorunlarından bir tanesidir. Bizim inşallah göreve geldiğimizin de ilk öncelikli olarak yapacaklarımızdan bir tanesi de budur. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Maalesef biraz içim yanarak konuşuyorum. Şu an genel bir siyasete girdiğimiz zaman biz Cumhurbaşkanımızı 85 milyon insanın Cumhurbaşkanı olarak gördüğümüzden dolayı Cumhurbaşkanımızın bazı söylemleri bizleri rencide ediyor. Belediye başkan adayı olarak tabii her aday AKP'nin dışındaki her aday bunu benim gibi hisseder diye düşünüyorum. Yani biz varsak hizmet vardır söylemi inanın bizleri çok üzüyor. Oysa şunu söylemek istiyorum. 22 yıldır siz varsınız, hizmet alan yerler var ama hizmet almayan yerler çok. Bunlardan bir tanesi de gereği gibi harcama yapılmadan, gereği gibi düşünülmeden bir tanesi de Seydişehir. Seydişehir ekonomik yönden çok geri kaldı. Ve biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın bu talihsiz açıklamalarını AK Parti Genel Başkanı olarak açıkladı diye düşünmek istiyoruz. Anladım. Çünkü Cumhurbaşkanı 85 milyonun Cumhurbaşkanıyım dediğine göre biz sadece bunu AK Parti'nin Genel Başkanı olarak bu talihsiz bir açıklamayı yaptı diye düşünüyoruz. Biz kendisine dua ediyoruz. Rabbim inşallah önündeki bütün sorunları, bütün engelleri aşabilmesi için dua ediyoruz. Başta
sağlığı için dua ediyoruz. Ama bu toplum kendisi için dua ederken bu topluma karşı söylenilen belki güzel söylemek istemiştir. Bazen insanın bilinçaltındaki düşünceler dile vurur. Güzel şeyler söylemek istemiştir ama dil sürçmüştür diye düşünmek istiyorum. Bunu özellikle söylemek istedim burada. Yine bir hüsnü zanda bulundunuz. Bir hüsnü zanda bulunduk. Bunu özellikle söylemek istedik ama biz kendisinden sadece şunu istiyoruz. Belediyecilikte, yerel seçimlerde lütfen kutuplaşmaya son verelim. Genel seçimlerde biz bunları çok yaşıyoruz. Ama belediyecilikte bırakalım, insanlar insanlığın içinden gelen, sorunları bilen ve bu işi yapabilecek olan insanları seçsin. Bu laflarla hem bize hem topluma hem de halkımıza zul gelir, yazık olur. Yani bir de aslında şöyle seçmeni ya da vatandaşı, halkı biraz rahat bırakmak lazım başkanım. Belediye dediğiniz gibi yani çok farklı bir olay. Yani acizane tabii bu benim kendi yorumum da, izleyicilerimiz de yanlış anlamasınlar. Genel seçimlerle belediye seçimleri arasında çok dağlar kadar fark var yani. İşte bu farkı şimdi toplum görüyor. Belediyecilik farklı bir olay. Yani bunu artık seçmen karar verecek. Yani bütün adaylar bir şekilde projelerini anlatıyor. Tabii burada halkın yani bir halk olarak ben konuşayım. Ayağı yere basan, böyle hayali olmayan projeler. Zaten onu farkına varır. Ya ne anlatıyorsun arkadaş sen ekranda ya? Yani bizim tabirimizde bu yapılabilecek bir şey değil. Konuşup durma başkan derseniz siler zaten vatandaş. Ama bir de baktığı zaman ha bu gerçekten yapılabilir. Demek ki mevcut olan yapmadı gibi bir anlayışa da gider. Dediğimiz gibi yine söz seçmenin tabii ki. Evet başkan, devam edelim. Bir de bizim genel sorunlarımızdan bunu dile getirmekle mükellef hissediyorum kendimi. Bakın Antalya, Seydişehir, Manavgat, Alanya ve Antalya'ya geçiş bağlantı yolları, yolu bizim can damarımız. Seydişehir'in ekonomisi Etibar'ın özelleştirmesinden sonra Seydişehir esnafı çok sıkıntılar yaşadı. Etibank özelleştikten sonra Etibank'taki çalışan kardeşlerimizin aldıkları aylıklar ancak kendilerine yetebilen ve piyasaya yansımayan, piyasaya katma değeri olmayan girdilerdir. Evet. Seydişehir esnafı bu noktada yavaş yavaş çok güzel gelişimler yaparken esas bizim damarlarımızdan, ana damarlarımızdan bir tanesi de Seydişehir-Antalya yolu. Manavgat, Alanya ve Antalya yoludur. Beyşehir'deki tüneli maalesef öyle bir karambole getirdiler ki karayollarına teslim edilmediği bir tünel ve Beyşehir'e %55-60 oranında araç kaydı. Bizim o yolun günlük geçen araba 3 araç sayısı 3 milyonu bulan bir sayıdaydı. Ve Seydişehir oradan çok güzel istifade ediyordu. %55 oranındaki bir oran Beyşehir tüneli açıldı diyerek sevk edildi. Biz biliyoruz ki daha ilerleyen zamanlarda orası resmi kabul görmedi. Biz biliyoruz daha ilerleyen zamanlarda orası paralı yol olacağından dolayı yavaş yavaş alıştırmalar ihtimal bu bir. Ama biz biliyoruz ki yine oraya sevk edildi. Buradaki esnaf göz ardı edildi ve hatta navigasyon olayı Seydişehir yolunun ve Seydişehir merkezden bile Beyşehir'e sevk edip o tünele sevk edildi. Ve biz bugün o sorumluları şu şekliyle suçluyoruz. Bunda da hakkımız var. Oradaki olan kazalar, maddi olarak memlekete verilen zarar ve hatta ölümlü kazalar sebep olan cinayet hükmündedir. Yani oradaki ölümlü kazalara bu yolun bu şekliyle kabul görmüş gibi yola açmaları aslında cinayete iştirak ettiklerini söylemek istiyorum. O da bir müsebbip oluyor. Tabii şu an kapalı maalesef. Çünkü teslim edilemedi. Daha eksikleri var. Şu an kapalı olmasına rağmen işte yaz tatil öncesinde yaz sezonu öncesinde tamamen o tarafa aktarıldı. Maalesef siyasi bir
oyun halinde Seydişehir'e Seydişehir kurban edildi. Biz bunu da esefle kınıyoruz. Hatta meclis üyesi tesisi olan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Bütün tesisler, oradaki yol üzerindeki bütün işletmeler imza toplamasına rağmen, CİMER'e yazılmasına rağmen, buna belediye başkanımız dahil olmasına rağmen navigasyonu bile bir türlü döndürtemedik. Nereden Beyşehir'e geçiş varsa, nereden o yola doğru geçiş varsa navigasyon döndürüp oraya gidiyor. Seydişehir merkeze uğramadan geçiş. Seydişehir merkezde bile Beyşehir'e sevk ediyor. Oraya sevk ediyor. Biz bunu bile aşamadık. Nasıl bir siyasi anlayış veya Seydişehir nasıl böyle bir göz ardı ettirildi bu siyasi hamlelerle? Bunun vebali büyük. Hakikaten çok büyük. Ölen insanların da diyoruz ya ölümüne sebep olmuşlardır. Aslında cinayet işlemişlerdir diyoruz. Bu yapılanın farkındalar mı başkanım sizce? Hepsi farkında. Farkındalar. Yani geri çekilmeye de önlem almak gibi bir şey yok şu anda. Sadece ve sadece bir adım yok herhalde. Kesinlikle yok. Sadece ve sadece kullanıma olumsuz olduğundan dolayı o tünel kapatılmak zorunda kaldı. Bugün bakıma alındı. Daha çünkü teslim edilmemişti. Yani o yolunda tabii tünel açılacak ama teslimat yapılmadı. %100 teslim, %100 güvenliği sağlanarak karayollarına buyurun burayı açın dinlemeden bu açılan sıkıntıyı bahsediyorum. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur ve bir de ayrımcılık yapılmış oluyor. İşte zaten bir Seydişehir, Beyşehir tarihten gelen bir var, öyle ayrıcalığı bir şey var. Evet, var. Aslında halk tabanında yok, yok bu ama kendini bilmez siyasetçilerin maalesef nereye hizmet ediyorsa, hangi akla hizmet ediyorsa sözde Beyşehir'e hizmet ettiğini düşünerek bunları yapıyor. Çok yanlış yapıyor, vebale giriyor. Bu hayatın halbuki bir sonu var. İkisi de birbirinden güzide ilçelerimiz. Tabii. Yani. İkisi de birbirinden güzide ilçeler ve insanlarımız birbiriyle alışveriş yapıyorlar ama siyasiler kendilerine göre hamleler yapıyorlar. Bunlar yanlış işler. Eyvallah. Bir de en çok bizi bağlayan hem devlet olarak hem yerel olarak bağlayan engelli vatandaşlarımız. Mustafa Bey, biz yaşlı bakım evini görüyoruz, biliyoruz. Aslında anlamak da istemiyorum. Çünkü bizim yaşlılarımıza bizim o yaşlıların evlatları bakmak zorundadır. Yaşlı evi dediğimiz zaman sadece kimi kimsesi olmayan insanların aslında bakılabileceği yerler olması lazımken bu toplumun genel yarası bu zamanlarda, öncelerde bunlar pek yoktu. Ama engelliler var şimdi. Şimdi engelli kardeşlerimiz var, engelli derneklerimiz var. Bugünün sağlam insanları bizler, yarın engelli adaylarıyız. Hepimiz birer engelli adayız. O bir gerçek. Yani. Hepimiz can taşıyoruz, evet. Hepimiz ölümü tadacağız. Hepimiz sağlamız belki ama hepimiz demeyelim sağlam olan bir yarın engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Aynen. Onun için kardeşim bize en büyük sorunlardan bir tanesi engelli kardeşlerimizin ebeveynlerinden sonraki yaşam şekillerinin ne olacağı. Bu belediyeyi, devleti ve toplumu ilgilendiren en büyük sorunlardan bir tanesidir. Evet. Seydişehir'de 3 tane rehabilitasyon merkezi olmasına rağmen var, güzel de hizmet veriyorlar. Evlerinden alıp o çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Fizik hareketleri yaptırıyorlar. Rehabilite ediyorlar ama sonuçta bu çocukların yarın annelerinin ve babalarının öldüğü zaman nerede, nasıl, ne olacakları engelli aileler tarafından özellikle bize geldikleri gibi diğer başkan adaylarına da mutlaka gittiklerini düşünüyorum. Ama biz bununla en çok ilgilenen ve en çok bizi düşündüren bir meseledir. Biz eğer Seydişehir Belediyesi olursak, devlet içinde devlet olursak, bizim en öncelikli meselelerimizden biri yetkili kurullarla, ilgili bakanlıklarla, ilgili birimlerle konuşarak Seydişehir'deki, biz Seydişehir'e sorumlu olduğumuz için Seydişehir'deki bütün engelli kardeşlerimizin derdine derman olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Onların bütün sorunlarını, yani yaşam alanlarını ve ebeveynlerinden sonraki güvencelerini Allah sayesinde ömrüm vefa ettiği müddet, Rabbim bize orayı nasip ettir, ömrüm vefa ettiği müddet
bütün gayretimi ve bütün sarfiyatımı sonuna kadar onlar için harcayacağımdan burada söz veriyorum. Eyvallah. O sözü almış olduk. Başkanım aslında hani belki toplum olarak şu var. Engelliler biraz hepimiz engelli adayız. Yani bu stüdyodan daha çıkmadan bir engelimiz olmayacağı malum değil. Ama toplumun biraz herhalde engelli vatandaşları genelde böyle göz ardı etmek gibi bir şey var, sıkıntısı var. Yani yol geçerken yol vermeme, işte birini gördüğü zaman işte yardım etse de etmeme gibi. Şunu düşünüyor musunuz? Çok özür dileyerek soruyorum. Hani normal vatandaşa, halkımıza engellilere karşı davranış eğitimi gibi veya işte yaklaşım eğitimi gibi. Aslında oradan öyle bir şeye başlansa nasıl olur? Yani acizane siz şimdi anlatırken aklıma geldi. Yani. Çok doğru söylüyorsun. Bizim toplumumuz... Bunun hakkında bir bilinçlenmesi gerekiyor. Tabii aslında. Bizim toplumumuzun geçmişteki bizim aklanlarımız ve öncesi büyüklerimiz zaten bu edebe haiz insanlardı. Eyvallah. Ve bizim sonrasındaki kuşaklarımız da bu edebe haiz insanlardı. Şimdiki gençlerimiz de aynı şekilde. Ama aralarında yok mu var? Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Ve bir, yani ben bu söylediğim bir şehir için değil. Tabii yani bu Türkiye genelinde bu devlet sorundur. Aynen. Toplumun bilinçlendirilmesi lazım. Ben bunun olacağına inanıyorum. Niye? Yani bugün trafikte bile yaya geçitlerinde bir araç önce baya baya tereddüt ediyorduk. Yani çok kazalar olur ama araç duruyor ve yaya geçiyor. Evet. Yaya önceliği olan yerlerden bahsediyoruz. Evet, toplum buna alıştı. Bu cezai müeyyide var, öyle alıştı, dinliyor. Onun da etkisi var. Ama biz mazlumu tutan bir toplumuz. Eyvallah. Ve biz mazlumu gören ve gözeten bir toplumuz. Dolayısıyla bizim toplumumuzun bu noktada eğitiminden ziyade toplumumuz zaten engelli kardeşlerimizi eliyle tutan, eliyle kaldırıp götüren de insandır. Ama biz engellileri onlara muhtaç etmeden yürüyüş yollarını, yani tekerlekli akülü araçları düşündüğümüz zaman yürüyüş yollarını veya resmi daireye çıkacağı asansörlerini veya bütün platformları, işte araca bineceği durumu, bunları hepsini düzenli ve ölçülü bir şekilde ve olması gereken şekilde şehrimize yerleştirmekle mükellefiz. Biz bunları yapmakla zaten bu bir lütuf falan değil. Yani bu insanların hakkıdır. Eyvallah. Ben bir de şunu özellikle söylüyorum. Özellikle Seydişehirli hemşehrilerim bunu duysun. Topluma yapılan hizmetler lütuftan aklıma geldi. Hiçbir zaman belediyenin topluma hizmet yaptığı hizmet bir lütuf değildir. O toplumun hakkıdır. En çok üzüntüm bu, birçok belediyelerde bunları görüyoruz. Ya bir hizmet yaptığı zaman topluma altına imzasını atıyor, ismini yazıyor. Ben bunların net karşısındayım. Kesinlikle ve kesinlikle yapılan hiçbir hizmetin altına ne imzamız ne ismimiz atılamaz. Atılmamalı. Bu yanlış bir anlayışın getirdiği bir adet haline geldi. Ne yazık ki biz bunu yok edeceğiz inşallah. Ne yazık ki bu adet tuttu birçok yerde ama biz bunu yok edeceğiz inşallah. Ben yaptım oldum moduna geçiyor aslında biraz da yani. Evet. Evet başkanım. Devam edelim inşallah. Siz projelerden bahsederken tabii öncelikle rantı değil, halkı önceleyen bir şehir planlamasından bahsettiniz. Evet. Onun üzerinden gidebiliriz. Aktarmak istediğiniz projelerden onlarla devam edebiliriz. Tabii yani bizim bütün yetki ve kaynaklarımızı kamu yararına harcarken, toplum yararına harcarken bu kaynaklarımızın seneden seneye belli dönemler içerisinde, her sene ve belli dönemler içerisinde nereden ne geldiği, masrafımız nedir, nereye harcandığının şeffaf yönetimden bahsediyoruz. Mizanını döküp toplumumuza biz bunu sunacağız, aydınlatacağız. Biz bunu yaptığımız zaman işte toplumumuz bizim aleyhimizde çalışmayacak. Çünkü şeffaf bir yönetimin ne olduğunu görecek, hatta takdir edecek. Evet. Topluma yapılan her hizmetin, her kuruşun hesabını da topluma verebilmek lazım.
Ama bu şu demek değil. Yani kapı çalındı, girdi insan, hesap ver. Böyle değil. Belli periyodik dönemlerde, ki bu en çok yıl sonlarını kapsar, topluma yapılan gelirlerimizi, giderlerimizi ve yapılan hizmetleri bir mizan olarak sunmaktan şeref duyacağım. Halk buluşması gibi bir şey olacak. Tabii şuramız ayrı mesele, bu da hesap verme meselesidir. Eyvallah. Biz şuradan kastımız, yine oraya dönüyoruz, İnsanlara vereceğimiz değerler ve insanların fikirleri. Bazen öyle fikirler vardır ki, çok affedersiniz, her insan sevilir yaradandan dolayı, ayrı mesele, ama bazen hakir gördüğün insanlar çok güzel fikirler söyler. Evet. Biz bunları çok defaatçe yaşadık gençlik dönemlerimizde. Çok pejmurda gördüğümüz insanların içerisinden gevher şair çıktı. Ruh ya, çıktı. Gevher çıktı, evet. Onun için biz mutlaka şeffaf belediyecilikten taviz vermeyeceğiz. Taviz vermeyeceksiniz, evet. Fikir derken başkanım, gerçi biraz değindik o konuya ama şimdi tabii saha çalışması 1,5 aydır da geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Seydişehir'i ne bekliyor? Yani diyor ki, ya başkanım, ya Allah'ını seversen şu yola bir bak, böyle yol mu olur? Mesela atıyorum yani. Biz senden şunu istiyoruz, bunu istiyoruz gibi böyle karşınıza neler çıkıyor başkanım? Seydişehir'in, halka inelim yani. Tabii Seydişehir'in köylerimizden en büyük sıkıntısı doğalgaz. Bir de doğalgaz getireceğiz diyen belediye başkanının bir vaadi, böyle bir vaat ben yanlış görüyorum. Doğalgaz zaten gitmeli. Bu bir vaat değildir. En büyük sıkıntı doğalgaz köylerimiz için. En evet. büyük sıkıntı su. Ama doğalgaz zaten dağıtıcı kuruluş. Selçuk Gaz var orada. Bütün köyleri, köylerimize, mahallelerimize doğalgazı verecek yatırımlar, planlar belediye ile beraber koordineli bir şekilde, bu herhangi bir belediye başkanının taahhütü değil, olması gereken bir koordineli şekliyle bütün köylerimize doğalgaz gidecek. Ben en fazla bütün köylerimize 2 yıl içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Halkımızın, köylerimizin özellikle, ki köyler boşalıyor, boşalmaması lazım, şehir merkezlerinin akışları var. Köylü köyünde doğduğu yerde, doyduğu zaman köyünde kalır. Eyvallah. Bunun da rahatlığını şehir merkezindeki insanlar yaşıyorsa, köydeki kardeşimizin de bu rahatlığı hak ettiğini düşünüyoruz. Doğalgaz bir vaat değil, zaten olması gereken. Yollar dediğimiz zaman Mustafa Bey, Seydişehir'in girişleri, zaten bir şehrin girişine baktığınız zaman şehrin gelişmişliği aşağı yukarı size bir fikir beyan eder. Bir portre çiziyor. Bir fikir beyan eder. Bir fikir, evet. Seydişehir'imizin girişlerinde güzel yerlerimiz var. Seydişehir'imizin girişlerinde vasat yerlerimiz var. Yani biz bütün mahallelere gidiyoruz, bütün halkla iç içeyiz, kucak kucağıyız diyebilirim tabiri caizse. Saadetler, Bahçelievler Saadetler girişimiz, Etibank'ın girişi ve ötesindeki hastane yolu üzerinde maalesef çok çok dikkat edilmesi gereken veya oranın güzelleşmesi gereken, çevre yönüyle, ağaç yönüyle, her yönüyle güzelleşmesi gereken yollarımız var. Şehir içerisinde, şehir içerisinde ana yoldan köylere geçen tali yollarımız var ve kazaların bol olduğu 2 tane kavşağımız var. Biz orada zaman içerisinde sivil toplum örgütleri ve sivil siyasi partiler orada bazı eylemler yaptık. Adına eylem diyelim. Çünkü buranın ya alt geçitle ya üst geçitle çok ölümlü kazalar oluyor ve kaçınılmaz kaza olacak yerler bunlar. Buraların ya alt geçitle ya üst geçitle mutlaka ana yoldan, Seydişehir Antalya yolunun üzerinden geçmesi lazım. Kazanın minimize edilmesi lazım. Bunlar profesyonellik gerektiren işlerdir. Biz bu işlere mutlaka el atacağız Allah'ın izniyle. Bir de Seydişehir'imizin mahalle içerisindeki yollar o kadar vasat ki, İnanın ben bazen kendi kendime tabii vatandaş bunu size dillendiriyor. Dile tabii biz zaten tabii. yaşıyoruz. Vatandaş da dillendiriyor. Birçok kez şunu geçtiğimiz senelerde de vatandaştan duyduk. Biz belediyeyi mahkemeye vereceğiz. Abi derler. Eyvallah. Tahmin ettim. Niye hayırdır?
tabii şimdi şu anda araçlar lüks, güzel araçlar, hepimizin bindiği araçlarda konforlu araçlar, girdikleri lakalardan, çukurlardan ön düzenlerinin yıpranıyor. Ön düzenlerinin tabii bunlar çok önemli. İnsanımız aracını çok sever. Sever. Ve araç da çok önemlidir. Mahkemeye vereceğiz diye çok defaatçe duyduk. Şunu demek istiyoruz. Üzerine dökülen yol üzerine, asfalt üzerine asfalt değil. Aslında işte bazen başkanımızdan da duyarız. Metrajı yanlış olabilir. 25 bin metrekare, 250 bin metrekare asfalt döktük. Ama asfalt üzerine asfalt dökülmelerle yol hem yükseliyor hem de konutlar veya iş yerleri altta kalıyor. Yol bu değildir. Biz şunu istiyoruz. Biz 50 yılın yolunu yapalım. MEDAŞ ile, PTT ile, Türk Telekom ile, doğalgaz ile, anlatabildim mi? Kanalizasyonu ile yolun zeminini bulalım, altyapısını yapalım. 250 bin metrekare asfalt değil, asfalt üzerine asfalt değil, bir sene içerisinde yok olacak asfalttan değil. Evet, biz 25 bin metrekarelik yol yapalım ve onun üzerine gidecek olan asfaltımızı dökelim. Dökelim, evet. Ve 50 yıla hitap etsin. 50 yıl sonrası kullanılabilsin. Bir daha altyapıya girilmesin. Yol yapılıyor, kesiliyor. Yol yapılıyor, kesiliyor. Bunlar hem memleketin zararına hem de toplumun gerek araç olarak gerek de zihnindeki güzelliğin zararına sebep oluyor. Aynen. Bunlar olmamalı. Eyvallah. Başkan tabii sona yaklaştık. Son cümleleri alacağız artık. Toparlayacağız inşallah. Tabii Saadet Partisi çatısı altında Harun Erkan Seydişehir seçmenine, Seydişehir halkına neler söyleyecek seçime dair kamera sizde, mikrofon sizde. Son cümlelerinizi alalım inşallah. Seydişehir halkı bizi 37 yıl bağrına basmış ve biz Seydişehir'in çocuğu olarak Seydişehir halkı seçim çalışmalarımızda da çok büyük bir teveccühle bizi bağrına basmış, bizi tanıyan, başkanım bundan sonra sandalyedeki çekete oy vermeyeceğiz, sorgulayacağız. Biz bütün başkan adayları önümüze alıp, ki biz onu da tavsiye ediyoruz. Özellikle sevgili hemşehrilerimden biz bunu ve bütün dinleyenlerimizden bunu hassasiyetle düşünmelerini önemsiyorum. Çünkü size hizmet edecek olan sizin kıstaslarınıza, ha bu işi bu yapar deyip partilerine bakmadan, yapılarına, kişiliklerine ve bugüne kadar yaşamış olduklarına bakarak ithal bir aday değil, ki ithal aday bizde yok, Seydişehir için söylüyoruz, ama genel olarak ithal bir adaya değil, ki zaten teveccüh göstermiyorlar, içinizden gelen, içinizde yaşayan, sizi bilen, sizinle bilişen kardeşlerimizden bir tanesini seçin, ama tabii tercih biz olun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hocam. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize Allah sağlık. Allah razı olsun. Bizi dinleyen, bizi izleyen tüm hemşehrilerimize, tüm milletimize yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasını Yüce Allah'tan temenni ederek sağlıkla, mutlulukla çok güzel günlere inşallah yelken açalım diyorum. Eyvallah. Ben de muvaffakiyetler diliyorum çıktığınız bu yolda. Çok Allah teşekkür ediyoruz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenler, sevgili takipçiler, TV42 ekranlarında Seçim 2024 bir programı daha bu şekilde kapatmış olduk. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Harun Erkan Bey bizlerle birlikteydi. Seçime dair ne varsa şeffaf bir şekilde konuştuk, aktardık. Artık söz sizde, seçmende diyelim. Seydişehir için hayırlısı olsun temennisiyle efendim tekrar bir başka Seçim 2024 programında bir başka kıymetli konukla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.